Değerli misafirler, tekrar hoş geldiniz. İş zirvesinin öğleden sonraki oturumlarına başlayacağız. Arka tarafta oturan misafirlerimizi ön tarafa, önlerdeki koltuklara, yerdeki koltuklara rica edebiliriz. Buyurun, daha yakın olabilirsiniz sahneye, daha iyi etkileşim kurabiliriz böylelikle. Küçük bir hatırlatma yapacağım öncesinde. Sahnede görmüş olduğunuz gibi bir takım hazırlıklar da söz konusu. Bu hazırlıklar akşam yapılacak etkinliğe dair hazırlıklar. Bu akşam saat 19 itibarıyla Muhteşem Bir Ses'in konserini dinleyeceğiz. Ardından 2021 Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği ödül törenine geçeceğiz ve muhteşem bir gece yaşayacağız. Hep birlikte bu hatırlatmayı yaptıktan sonra site ve tesislerde merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemi konu başlıklı oturumu yönetmek üzere Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi eğitmeni Sayın Muzaffer Ulaştı'yı sahnedeki yerine davet ediyorum. Hoş geldiniz. Bu oturumda konuşmacı olarak yer alacak misafirlerimizi sahneye davet edeceğim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Tesisat Dairesi Şube Müdürü Sayın Hüseyin Namık Sandıkçı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Enerji Verimliliği Uzmanı Sayın Ömer Eroğlu, Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği Başkanı Sayın Kemal Evcioğlu, VET Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alptekin Şahin Türk'ü sahneye davet ediyor. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Sayın panelistler, bu kumanda elden ele gezecek sunumlarınız var ya, ileri geri kumandası. Buyurun, teslim ettim. Evet, tekrar merhabalar, afiyetler olsun. Programımızda biraz da olsa aksama oldu ama hızlı bir şekilde götüreceğiz. Zamanımızı doğru değerlendireceğiz. Evet, Namık Bey, hoş geldiniz. Site yönetimleri, apartman yönetimleri, tesis yönetimleri konumuz. Çevre Şehircilik Bakanlığı Tesisat Dairesi'nde bizi ilgilendiren konular, enerji verimliliği ile ilgili söylemek istedikleriniz, bizimle paylaşmak istedikleriniz konularla ilgili mikrofonu, sözü size bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Tekrar teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Çevre Şehircilik Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Tesisat Daire Başkanlığı'na görev yapıyorum. Şimdi tabii enerji verimliliği, binalarda enerji verimliliği ve tesisat konusunda hem bina yöneticilerinin, hem yönetim şirketlerinin, hem bina sakinlerinin, hem de uygulayıcılara mevzuatlarla çeşitli görevler ve sorumluluklar ayrı ayrı verildi. Ben dairem adına öncelikle enerji verimliliği konusundaki görevlerimiz ve burada yönetimin sorumluluklarından bahsettikten sonra detay olarak sözü diğer arkadaşlarıma bırakacağım. Enerji verimliliğini, binalarda enerji verimliliğini önemsiyoruz çünkü bunların çıktıları olarak baktığımız zaman hem binada yaşayan kat maliklerinin konforları, hem sağlıklı şartları, hem de gerek ülke ekonomisi, gerekse kat maliklerin ekonomisine faydaları açısından büyük öneme sahip olduğunu düşündüğümüzden dolayı ayrı bir yer tutuyor bizim için. Ve bunların yanında da çevreye olumlu etkileri de hepimiz için ayrı bir önem bulunmakta. Burada daire başkanlığımızın görevlerinden çok kısa bahsedecek olursam, enerji verimliliği uygulamaları ile ilgili bütün genel ilke ve standartları belirlemek bizim görevlerimizden. Aynı zamanda hepimiz duymuşuzdur ve enerji verimliliği kanunuyla zorunlu hale gelen binalarda enerji kimlik belgesi uygulamasının yürütülmesi, bu standartların belirlenmesi bizim görevlerimiz. Enerji kimlik belgesinin oluşturulmasına yönelik altyapının sağlanması. Onun dışında yeni bir uygulamamız var. Yeşil bina uygulaması. Uluslararası örneklerini belki hepimiz biliyoruz. LEED, BREEAM, KESBI gibi örneklerin artık yakın zamanda, şu anda Cumhurbaşkanlığı onayında olan bir tebliğimiz de yakın zamanda ulusal bir uygulaması Türkiye'ye gelecek. Yeşil bina uygulaması. Hem enerji verimliği, hem çevresel,
hem sosyal hem ekonomik açıdan bir binanın, bir yerleşmenin, bir tesisin değerlendirilmesi sonucu o binaya ya da yerleşmeye yeşil sertifika verilmesine yarayacak bir yeşil bina uygulaması, YESTR uygulaması bakanlığımızca 4-5 yıldır hazırlık aşamasında olan uygulama önümüzdeki aylarda yürürlüğe sokulması planlanmakta. Ondan sonra binalarda enerji verimli uygulamalarına ait bütün standartların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi daire başkanlığımız görevinde. Ve bu oturumun konusu olan merkezi ısıtma ve sıyı sıcak sistemlerinde ısıtma sistemleri ve tesisatlarına ait genel ilke ve standartların belirlenmesi, paylaşım esaslarının belirlenmesi, bu paylaşım yapacak şirketlerin yetkilendirilmeleri, denetlenmeleri de bizim görevlerimiz ve bu konuda daha detaylı ve ince ayrıntısına kadar sorumu daire başkanından arkadaşım Ömer Bey benden sonra sizlere anlatacak. Ve bunun gibi ulusal, uluslararası projeleri yürütmek görevlerimiz. Mevzuatlarımıza bakacak olursak, yani öğlenden önce de görüşüldü. Kat mülkiyeti kanunu kapsamında zaten faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ancak kendimize ait özel mevzuatlar var. Hepsi enerji verimliliği kanununda yola çıkılarak hazırlanmış. Enerji performans yönetmeliği var ki bu yönetmelik hem binada bina sakinlerine hem yapı denetim şirketleriyle beraber bina yönetimlerine ve yöneticilerine ayrı ayrı sorumluluklar, görevler verdiği için bu yönetmeliği çok önemsiyoruz. Bunun dışında bu yönetmelikle beraber enerji kimlik belgesinin standartlarını belirleyen ulusal hesaplama yöntemine dair bir tebliğimiz var. Bunun dışında yeşil sertifika yönetmeliğimiz yürürlükte ve merkez ısıtma ve sıyı sıcak su sistemlerinde gider paylaşımına ilişkin yönetmelikte daire başkanlığımız tarafından hazırlanan mevzuatlar. İki tane sertifikadan bahsettim. Bunlardan da kısaca detaylarını anlatacağım. Çünkü biri zorunlu ve mevzuat kapsamında hem alınması zorunlu hem de şu anda yürürlükte olan enerji kimlik belgesi. Yaklaşık Türkiye'de şu anda 1,5 milyona yakın binanın enerji kimlik belgesi mevcut. Yani 8 milyon civarında bina olduğunu düşünürsek iyi bir oranda enerji kimlik belgesi var ve hızla da artışa devam ediyor. Bunun yanında gönüllülük esasına dayalı yeşil sertifikamız da yakın zamanda bahsettiğim gibi yürürlüğe çıkacak. İnşallah hani belki sonraki sunumlarda, sonraki yıllarda bunları da detaylı anlatırız. Enerji kimlik belgesi her binanın alması zorunlu olduğu ve sorumluluğun da yöneticiye bırakıldığı bir belge alma sorumluluğunun. Neden biz binalarda enerji verimini önemsiyoruz? Onu kısaca bahsettikten sonra tekrar enerji kimlik belgesine döneceğim. Çünkü binalarımız dünyadaki bütün su tüketiminin aşağı yukarı %16'sından sorumlu. Atık oluşumunun %30'undan sorumlu tutuluyor. Ham madde kullanımının yaklaşık %40'ından. Sera gazı salımının ise %38'ini ve enerjinin dünyada kullanılan toplam, yani tüketilen toplam enerjinin de %25 ile %50'si binalarda sarf edildiğinden dolayı bütün bu yönetim aşamasında binalarda enerji veriminin önemi ortaya çıkıyor. Hem akıllı bir yönetimle hem uygun bir renovasyonla enerji tüketiminde %25 ve %60 civarında tasarruf sağlamak mümkün. Aynı zamanda sera gazı emisyonunda %30 %40'lara varan azaltım, akabinde su tüketiminde %40'lara varan azaltım ve katı atık oluşumunda da %70'lere varan azaltım sağlanabiliyor. Binaları az önce de bahsettiğim gibi sanayiyle binalar Türkiye'de tüketilen enerjinin aşağı yukarı her yıl değişse de %30-31'ini bunlar oluşturuyor. Binada tüketilen enerjiye detaylı baktığımız zaman en çok ısıtma, soğutma, yani bu tüketilen toplam enerjinin %65'i, %70'i bazen 80'e de varıyor. Isıtma, soğutma, havalandırma da akabinde aydınlatma ve diğer alanlarda da tüketiliyor. Enerji kimlik belgesinden bahsettim. Nedir enerji kimlik belgesi? Binanın, yani aynı beyaz eşya satın alırken bakıyoruz enerji sınıfı A++'sa onu tercih ediyoruz. Binanın hem enerji tüketim değerini gösteren hem de sistemlerine ait ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma, sıcak su, bunlara ait tüketim değerlerini gösteren, varsa yenilenebilir sistemlerini gösteren, aynı zamanda binanın duvarlarına ait yalıtım bilgilerini detaylı gösteren bir belgedir ki yönetim açısından hem alınması zorunlu hem de yapacak tadilatlarda hangisine daha önem vermesinin gerektiğini yol gösterecek bir belgedir. Aynı zamanda binanın tercih nedenidir. Aynı sitede iki değişik bina düşünün, aynı fiyata birinin enerji kimlik belgesi B olabilir, birininki D olabilir. Bu sizi hem binanın etiket değerini arttırmada
önceliği olacak, hem de binanın enerji verimliliği açısından da önemi olacak. Bina burada enerji kimlik belgesinde binanın A ile G arasında sınıflandırılması olmakta. Yeni binalarda, yani 2011 yılından sonra yapılacak bütün binalarda binanın enerji kimlik belgesinin sınıfı en az C olmak zorunda. Mevzuatlarımızla izin verilen sınıf en az C olacak. Eski binalar için içe ise herhangi bir sınıf zorunluluğu yok. Ancak daha sonraki sunumlarda geleceğim. Tadilat aşamasında bir renovasyon yapılacaksa, yapılacak renovasyonla ilgili sınıfın da C'ye yükseltilmesi gerekiyor. Yani yeni binalarımız artık mevzuatların izin verdiği ölçüde enerji verimliği, ki daha da iyileştirilecek inşallah önümüzdeki yıllarda yapılacak yeniliklerle, mevcut binalarda da bundan sonra yapılacak renovasyonlarla, desteklerle devletimiz iyileştirmeyi destekliyor. Enerji kimlik belgesine çok kısa bakacak olursak, 3 sayfadan oluşuyor. İlk sayfa esas binanın tüketim değerini gösteren skalasının olduğu, enerji tüketim değerini ve sera gazı emisyon değerini, en az C olacak diye bahsettiğim emisyon değerini gösteren skaladan oluşuyor. Altında binada kullanılan bütün sistemlerin tek tek enerji tüketimlerini gösteriyor ki bunun herhangi bir mevzuatsal zorunluluğu yok. Ancak yapılacak renovasyonlara nereden başlanacağına yol gösteriyor. Eğer ısıtma sisteminin sınıfı E ise, soğutma A ise, demek ki burada bir ısıtmaya önlem alınacak. Ya da sıcak su kötüyse sıcak su sistemine önlem alacağı, bu bir yol gösterici olarak yer alıyor. İkinci sayfasına baktığımız zaman binanın dış kabuğunu oluşturan duvar materyallerini detaylı olarak, hangi malzemeler kullanılmış, neresinde kaç santim hangi malzemeden kullanıldıysa, bu bir bileşenlere ait detaylı size bilgi verecek bir sayfa. Ve son sayfasına baktığımız zaman da binada kullanılan mekanik sistemlerin ısıtma için, soğutma için, havalandırma için bunlara ait sistem bilgilerini ve değerlerini gösteren sayfa ve varsa yenilenebilir kojenerasyon bilgilerini hem burada kojenerasyon gösteren hem ilk sayfada gösteren bir belge. Bu bina yönetimi tarafından alındıktan sonra bir nüshasının bina girişine asılması mevzuat gereği zorunlu. Enerji kimlik belgesinin aldınız, yönetim olarak yetkili şirketlere aldırttırdınız. Ama bunun doğruluğundan ya da binanızın enerji kimlik belgesi olup olmadığını bilmiyorsunuz ya da bu belgenin doğru olup olmadığında şüpheleriniz var. O zaman giriyorsunuz web sayfamıza, EKB ile ilgili web sayfamız, webtr2@csbgov.tr. Buradan enerji kimlik belgenizi sorgulayabilirsiniz üzerindeki numaraya göre ya da binanıza ait UAVT numarasına göre o binanın enerji kimlik belgesi var mı yok mu? Buradan sorgularsanız, varsa da indirirsiniz, özelliklerini görürsünüz. Binanıza enerji kimlik belgesi alacaksınız. Kime aldıracağım bilmiyorum. Hangileri yetkili bilmiyorsunuz. Onu da bu sayfada yetkili şirketler linkini tıklayarak şehrinizde hangi binaya, hangi firma yetkili tek tek adresleriyle, telefonlarıyla webtr2.csb.gov.tr adresinden ulaşabileceksiniz. Şimdi son zamanlarda yapılan enerji kimlik binaların enerji verimli hale getirilmesine yönelik bazı destekler var. Vaktim kalmadı anladığım kadarıyla. Bunlardan çok kısa bahsedeyim çünkü aramızda emlakçılarla ilgili sektör temsilcileri var. Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı son yönetmelikle, değişikliğiyle, taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik ile artık alım satımlarda, İlanlarda enerji kimlik belgesinin skalası çok uyulmuyor. Son zamanlarda bilinmiyor. O yüzden burada bunu dile getirmek istiyorum. Skalasının artık ilanlarda yer alması gerekiyor. Bütün emlakçıların buna uyması gerekiyor. Bakın emlak şirketleri, emlak danışman firmaları pencerelerine astıkları ilanlarda artık yurt dışında örnekleri olduğu gibi ilanın fiyatı metrekaresinde yazdıktan sonra sadece enerji kimlik belgesinin ilk sayfasındaki skalaya yer vermek zorunda. Bunun dışında elektronik satış sitelerinde de enerji performans sınıfı neyse bir yerde buna yer vermek zorunda. Bu geçen aylarda Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı mevzuatla bu zorunlu hale getirildi. Bir kolaylıktan daha bahsedeceğim çünkü yönetim şirketlerinin çok önem verdiği ya da yönetimlerin önem verdiği bir husus. Uluslararası veya ulusal banka kredilerinin önüne açacak bir husus. Planlı alanlar imar yönetmeliğinde artık binanın enerji performansını olumlu etkileyecek enerji verimliliği renovasyonları ruhsattan ve ruhsat harcından muaf tutuldu. Bu önemli çünkü eskiden yapılan yapılarda bu yalıtımlar kaçak yapılıyordu.
ya da belediyeye bildirilmiyordu. Şimdi artık belediyeye bildirilmesinde, onay alınmasında herhangi bir engel kalmadı. Çünkü artık ruhsat harcı ya da ruhsat söz konusu değil. Bu da bankaların mevcut binalara vereceği kredilerin önünü açıyor. Bunun dışında enerji performans yönetmeliğimizin ek 9'u. Bakın bu çok önemli çünkü çoğu burada katılımcıların çoğu yönetim şirketi ya da yönetici yaptıracakları enerji verimliği uygulamalarında uygulamacıyla yönetim arasında imzalanacak bir tip sözleşmeyi artık enerji performans yönetmeliğinin ek 9'una koyduk. İki tarafı da koruyan, yapılacak uygulamaların hem standartlara uygun olmasını sağlayan hem mesleki yeterlilik ve ustaların yapmasını sağlayan, daha düzgün uygulamalar yapılmasını sağlayan ve enerji kimlik belgesinin alınarak uygulamanın ispatını gerektiren bir sözleşmeyi artık enerji performans yönetmeliğinin ek 9'una koyduk ki bir enerji verimli uygulaması yalıtım yaptırırken bu sözleşmeyi uygulayıcı firmayla imzalamak sizin de yararınıza evet. olacaktır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok kısa son sunum var. Bunların yanında da gelir vergisi, harçlar kanunu ve damga vergisinde Maliye Bakanlığı bu sene bazı kolaylıklar sağladı. Bunların da bilgi edilmesi en azından yapılacak. Enerji sınıfına göre kolaylıklar evet, yapılacak uygulamalarda çeşitli destekleri var. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bilgilendirme yani, için bizler tamam. teşekkür ediyoruz. Kumandayı uzatırsak Ömer Bey, sizin sunumunuzu hemen hızlıca alalım. Aha. Vakit çünkü daralıyor. Kıymetli başkanım, değerli katılımcılar, öncelikle kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Meslek Hizmetler Genel Müdürlüğü'nde Çevre ve Şehircilik Uzmanı olarak görev yapıyorum. Makine mühendisiyim. Bugün sizlere merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma ve sıcak su gider paylaşımına ilişkin mevzuatla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmayı planlıyorum. Konunun iki yasal dayanağı var. 5627 sayılı Enerji Verimlilik Kanunu, diğeri de 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nda ölçüm ve gider paylaşım ekipmanlarının binalarda kullanım zorunluluğu var. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ise gider paylaşım yönetmeliğine dayanak oluşturuyor. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına dayanarak 14.4.2008 tarihli 26.847 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bir yönetmeliğimiz var. Merkez ısınma ve sıvı sıcak su sistemlerinde ısınma ve sıvı sıcak su giderlerinin paylaştırmasına ilişkin yönetmelik. Bundan sonraki slaytlarda merkez ısınma yönetmeliği olarak bahsedeceğim kısaca. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'na baktığımız zaman burada bize mevcut bina yeni bina ayrımını yaptırıyor kanun. Ölçüm ve gider paylaşım ekipmanını kullanımı zorunluluğunda kanunun yayım tarihi olan 2 Mayıs 2007 tarihini baz alıyoruz. 2 Mayıs 2007 tarihi sonrasında ruhsatı haiz binalarda zaten merkez ısıtma sistemli ruhsatlıysa bu binalar ölçüm ve gider paylaşım ekipmanı kullanımı zorunlu. Ancak 2 Mayıs 2007'den önce ruhsat alan ya da o sırada inşaatı devam eden binalarda kanun koyucu 5 yıllık bir süre öngörmüş. Bu 5 yıllık sürede 2 Mayıs 2012 tarihi itibariyle dolmuş durumda. Daha özel bir ifadeyle anlatmak gerekirse 2 Mayıs 2012 tarihi itibariyle Türkiye'de tüm mevcut ve yeni binalarda eğer merkez ısıtma sistemi kullanılıyorsa ölçüm ve gider paylaşım ekipmanlarının tesis edilmiş olması gerekiyor ve dolayısıyla da gider paylaşımının yönetmelik kapsamında yapılması gerekmektedir. Bizim burada hedefimiz merkez ısıtma yönetmeliğiyle daha kontrollü ısı ve sıyı sıcak su tüketilmesi, kullandığın kadar enerji ödenmesi ve dolayısıyla da enerji verimliliğidir. Yönetmelik 2008'de çıktıktan sonra konvansiyonel gider paylaşımıyla yönetmelik sonrasındaki gider paylaşımı karşılaştırıldığında bu sistemin yaklaşık olarak %30 oranında bir enerji tasarrufu potansiyeli barındırdığı belirlenmiştir. Yönetmelikte gider paylaşım metodolojisi, gider paylaşımına esas olan gider paylaşım belgeleri ve yetkilendirilmiş ölçüm şirketleriyle ilgili düzenlemeler bulunmakta. Merkez sistem kullanımını binalarda enerji performansı yönetmeliğiyle kesiştirecek olursak, bildiğiniz üzere yeni binalarda yapı ruhsatına esas toplam kullanım alanı 2000 metrekare ve üzerinde ise merkez ısıtma sistemi kullanımı zorunlu,
sıyı sıcak su sistemi kullanımında binalarda, konut tipi binalarda bir zorunluluk yok. Otel, hastane, yurt gibi konaklama amaçlı konut harici binalarda 2000 metrekare ve üzerindeysek merkezi sıyı sıcak su sistemi kullanımı zorunlu. Yine konut dışı binalarda eğer soğutma ihtiyacımız 250 kW'dan yüksekse merkezi soğutma sistemi tasarımı yapılması ilgili mevzuat gereği zorunludur. Tüketimi ölçmek için kullanılacak ekipmanlara kısaca bakacak olursak, temelde iki tane ekipmanımız var. Isı ölçer ya da piyasada pay ölçer olarak geçen cihazlar. Bir diğeri de ısı sayıcı ya da diğer ifadeyle kalorimetre olarak ifade ettiğimiz cihazlar. Ve tamamlayıcı ekipman dediğimiz oda sıcaklığı kontrol ekipmanları bunlar. Termostatik radyatör vanalarıdır. Isı ölçerler eski tip binalarda kullanılır. Isıtma tesisatının çok kolandan beslendiği, dolayısıyla ısı sayıcı takamadığımız binalarda mecburen ısı ölçer kullanmak durumundayız. Her radyatöre bir cihaz burada görüldüğü gibi takılıyor ve ölçüm yapılıyor. Tabii burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Okuma için mahallelere girilmesine gerek yok. Bu cihazlar RF'li uzaktan telsiz modülleriyle çalışıyorlar. Dolayısıyla uzaktan ölçüm ve okuma yapılabiliyor. Isı sayıcı yani kalorimetre dediğimiz cihazlar bizim yeni binalarda kullandığımız ısıtma hattının tek kolondan beslendiği binalarda biz ısı sayıcı kullanıyoruz, kalorimetre takılıyor. 2017 itibariyle binalarda enerji performansı yönetmeliğinde yapılan değişiklikle yeni binalarda zaten pay ölçer kullanımının önüne geçtik. Isıtma sisteminin tek kolondan olması ve dolayısıyla da ısı sayıcı kullanılması zorunluluğunu getirdik ve aynı zamanda da bu ısı sayaçlarının bağımsız bölüm dışında olacak şekilde projelendirme zorunluluğu getirildi. Çünkü daire içinde yer alan sayaçlarla ilgili maalesef kat maliklerinin manipülatif müdahalelerinden sıkıntılar oluşabiliyordu. Bu yüzden 2017 tarihinden sonra ruhsat alan binalarda eğer merkez ısıtma sistemli ise kesinlikle daire dışında olacak şekilde bir tesisat şaftında ısı sayacının konumlandırılması sağlanmış oldu. Bu önemli bir düzenlemeydi. Sıcak su sayacı eğer merkezi sıyı sıcak su sistemi de varsa binalarda yine aynı şekilde RF modülle uzaktan okuma yapılabilen ve tüketimi ölçen cihazlar. Burada tabii önemli olan yani sayaç tarafını anlattık ama mahal sıcaklığı kontrolü ciddi anlamda önemli. Bizim oda sıcaklığının konforunu, kontrolünü ayarlayabildiğimiz ekipmanlardır bunlar. Konvansiyonel sistemlerde, radyatörlerde yani termostatik radyatör vanası kullanılırken yerden ısıtma ya da VRF gibi sistemlerde yine her mahalin ayrı ayrı sıcaklığını kontrol edebildiğimiz mühendislik sistemleri ve çözümleri uygulanmaktadır. Burada temel amaç bağımsız bölüm içerisinde oda ayrımı olmaksızın her odayı ayrı ayrı kontrol edebilmemizin sağlanmasıdır. Burada bir örneğin yerden ısıtma sistemi örneği görüyoruz. Genelde tabii daha çok termostatik radyatör vanasıyla karşılaşıyoruz binalarda, radyatörlü sistemlerde. Tabii sadece radyatör vanası kullanmayla da olmuyor. Aynı zamanda kazan grubunun da ona göre imalatının gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. Frekans kontrollü pompalar gibi. Yoksa hem can ve mal kaybına emniyet tedbiri alınmadan çeşitli basınç yükselmelerine karşı sıkıntı oluşabiliyor. Hem de gürültü, titreşim gibi sıkıntıların önüne geçilmiş oluyor. Yönetmelik kapsamında birçok ilgili kişi ve kurum var. İdareler zaten belediyeler ciddi anlamda imalatın kontrolü aşamasındalar. Yapı denetim şirketleriyle birlikte. Proje müellifleri, müteahhitler yine imalatı gerçekleştiriyorlar. Bir de tabii bina yönetimi tarafı var. Bina yönetim kurulları. Eğer gerektiği durumda da eğer hizmet alıyorlarsa yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ayağı var bu işin. Görev yetki sorumluluklara kısaca bakacak olursak, bina yöneticileri proje müellifleri yönetmeliğe uygun imalatı gerçekleştiriyor, yapı denetim kontrol ediyor, ilgili idareler ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi verme aşamasında müdahil oluyor. Bina yönetim kurulları özellikle işletme kaynaklı sistemin uygun çalışıp çalışmadığını denetliyorlar, bu konuda sorumlular. Biz ise gider paylaşım metodolojisini belirleyip aynı zamanda da yetkilendirilmiş ölçüm şirketleriyle ilgili yeterlilikleri belirliyoruz. Burada tabii gider paylaşım ekipmanlarıyla mahalleler donatılır dedik ama burada kat maliklerine önemli görevler düşüyor. Kesinlikle bu ekipmanlara müdahale etmemeleri gerekiyor. Kötüye kullanmamaları, manipülatif müdahalelerde bulunmamaları gerekiyor. Isı veya sıyı sıcak suya ilişkin tüketimler aylık veya kat malikleri kurulunda belirlenen dönemlerde ölçülerek gider paylaşımı yapılıyor.
Hemen burada çok soru geldiği için kısa bir görüş vereyim. Merdiven sahanlığı, giriş holü, ısıtma merkezleri, sığınaklar gibi ısıtılan kullanım mahallelerinde ölçüm yapılmaz. Ancak kapıcı dairesi, yönetim odası, ticari amaç içermeyen ortak alan niteliğindeki sosyal tesisler, işte yüzme havuzu, jimnastik salonu gibi alanlarda ölçümün yapılması mecburidir. Ancak buradaki gider paylaşımı kat malikleri kurulunda belirlenecek usullerde yapılmak durumundadır. Yani şöyle diyelim, bina girişindeki hol ısıtılıyorsa burada ölçüm yapmıyorsunuz ama kapıcı dairesinde kesinlikle ölçüm yapılıyor. Ancak kapıcının bu ücreti ödeyip ödemeyeceğine ilişkin karar kat malikleri tarafından veriliyor. Binalarda termostatik radyatör vanası kullanımı zorunluluğunu belirtmiştik. Yine çok önemli bir nokta, asgari performans kriterimiz. Bu aslında TS 2164'ten geliyor, kalorifer tesisatı projelendirme kurallarından. Kesinlikle ısıtılan bağımsız bölümlerde mahal sıcaklığı 15 derecenin altına indirilemiyor. Bu bizim hem merkezi ısıtma yönetmeliğimizde hem binalarda enerji performans yönetmeliğimizde geçiyor. Merkezi ısıtma da ayarlanır diyor. Binalarda enerji performans yönetmeliğinde tedbir alınır diyor. Bu iki kelime aslında bina yönetim kurullarına çok ciddi anlamda bir mükelleflik yüklüyor. Yani bunu kesinlikle takip etmemiz gerekiyor. Evet, kat malikleri doğruluk kaidelerine uymak durumunda ama aynı zamanda bina yönetim kurulları da ilgili tüm tedbirleri alarak kat maliklerinin 15 derecenin altına indirmelerine, bağımsız bölümlerine izin vermeleri gerekiyor. Genelde insanlar arasındaki sıkıntı evet, maalesef buradan çıkıyor. Ya işte yazlı olanlar, yazlı ya da işte kışlık dönemini geçirmedikleri zamanlar radyatörlerini kapatıp gidiyorlar. Bu tip sıkıntılar oluşabiliyor. Bunlarla ilgili tedbirleri almamız gerekiyor. Biraz tabii şey tarafına genel itibariyle hemen söyleyeyim. Isıtma tarafında oranlarımız var. Eskiden %100'ünü kat malikleri metrekareye göre öderken şimdi artık metrekare %30'dan ölçülen tüketimde %70'den faturalandırma yapılıyor. Sıyı sıcak suda ise %100'ü cihaz üzerinde ölçülen tüketime göre yapılmakta. Buralara teknik detay olduğu için biraz hızlı geçiyorum. Ölçüm ve gider paylaşımı işine yani özet olarak gelirsek, bu işi binalarda bina yönetim kurulları yapabiliyor. Kendi binalarını okuyabiliyorlar. Ya da gerekli teknik kapasitesi yoksa yetkilendirilmiş ölçüm şirketlerinden hizmet alıyorlar. Burada da yetkilendirilmiş ölçüm şirketlerini biz bakanlık olarak yetkilendiriyoruz. Bölgesel bazlı yetki veriyoruz. Bu bölgede ildir, bölgeden kasıt ve bunları tüm vatandaşların erişimine açık olarak Meslek Hizmetler Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde BEP.tr'ye linkli olarak açıklıyoruz. Buradan bina yönetimleri il bazlı şirketlere bakarak gerektiğinde hizmet alabiliyorlar. Burada bir bununla ilgili akış şeması var ama şu an için çok gerekli değil. Yetkilendirici ölçüm kuruluşu olmak için ne gerekiyor? Tüzel kişi olmak gerekiyor bir kere. Gerçek kişi şirketler yetkilendirilmiş ölçüm kuruluşu olamıyor. İl bazında başvuru yapılıyor ve teknik personel zorunluluğu var. Bazı beyanları vermesi gerekiyor bu şirketlerin ve bu kapsamda eğer yeterli görürsek yetkilendirilmiş ölçüm kuruluşlarını yetkilendiriyoruz. Yetkilendirilmiş ölçüm kuruluşları kesinlikle kendi yetkili oldukları il dışında faaliyet gösteremiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve yetkilendirmeler bakanlık merkez teşkilatında yapılıyor. Burada bir şu anda güncel bir yetki belgemizin örneği var. Üst tarafta bakanlığımızın logosunu görüyorsunuz. Şirketin ünvanı geçiyor. Arkada bir Türkiye haritası. Hangi ilde yetkiliyse onu vurguluyoruz. Alt tarafta belge numarası ve bakan yardımcımızın imzasıyla şirketlere yetki belgesi düzenliyoruz. 2010-2021 yılları arasında yetkilendirilmiş şirket sayısına baktığımız zaman burada ilk yetkiyi biz 2010 tarihinde verdik. 2008'de yönetmelik yayımlandı. 146 adet firmaya yetki belgesi verdik şimdiye kadar. 85 tane firmanın da yetki belgesini iptal ettik. Aktifte şu an hali hazırda 61 adet yetkilendirilmiş ölçüm kuruluşu var Türkiye genelinde. Bunlar da 12 ilde Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Sivas, Denizli, Kastamonu, Elazığ, Malatya ve Kocaeli olmak üzere faaliyet gösteriyorlar. Yetkilendirilmiş ölçüm şirketi bulunmayan illerde ise
bu illerde yetkilendirdiğimiz şirketler şube açarak faaliyet sürdürebiliyorlar bizden izin almak kaydıyla. Gider paylaşım sisteminin avantajına geldiğimiz zaman kesinlikle enerjide ciddi anlamda dışa bağımlı olduğumuz için ve bu da cari açığa çok olumsuz katkıda bulunduğu için maalesef biz en büyük enerji tasarrufunu enerjiyi verimli olarak kullanarak elde edebiliyoruz. Dolayısıyla bize daha az yakıt sarfiyatı olarak dönüyor. Hem aynı zamanda ısınma konforu ve ısındığın kadar öde sistemiyle birlikte düşük maliyetli bir ısınma imkanı ortaya çıkıyor. Kesinlikle adaletli bir gider paylaşımı oluyor. Oda sıcaklığında konforu yüksek kullanıcılar daha yüksek para öderken daha düşük konfor seviyesi tercih eden kullanıcılar işte daha az ücret ödüyorlar. Yaklaşık %30 oranında bir potansiyel barındırıyor zaten demiştik. En son olarak anlaşmazlıklara geldiğimizde kat mülkiyeti kanununa dayandığımız için merkez ısıtma yönetmeliğinde kat mülkiyeti kanunu da malumunuz her türlü anlaşmazlığı sulh mahkemelerini yetkilendirilmiş. Öncelikli olarak genel kurullarda kat malikleri kurulunda konular görüşülüyor. Bu konuyla ilgili çözülemezse de yargı yolu sulh mahkemeleri açık. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Evet Kemal Bey. Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği Başkanı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi dinliyoruz. Tecrübelerinizle bizi buluşturur musunuz? Öncelikle tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin değerli başkanı Sayın Suat Sandalcı ve değerli yönetim kurulu üyelerine, Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği'nin yönetim kurulu ve üyelerini ve tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Şimdi bir önceki oturumda bir profesör doktor misafirimiz vardı. Siz ona kendisine bir soru yönelttiniz. Çok çarpıcı bir soruydu. Dediniz ki bu salgın ne zaman bitecek? Acaba bitecek mi? Ne yapacağız biz? Şimdi bu salgın biliyorsunuz. Ne zaman bitecek bilinmeyen bir sorun halinde. Bağışıklık sistemimizi yükseltmemiz gerekiyor. Herkes bunun farkında. Bunun dışında ilaçlar alıyorsunuz, hazırlıklar yapıyorsunuz. Bizim Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği de yaklaşık 11 yıldır faaliyette. Aslında bizim derneğimiz de doktorlardan oluşan bir dernek. Tesis doktorları. Bunu bu şekilde güzel benzetme. Anlatmak istiyorum. Tabii ki bu kadar süre zarfında ne ölçüde çalışma yaptığımızı bilen bilir. Özellikle eğitim ve bilgiye yatırım yaptık. Bu süreç zarfında teşkilatlandık, projelerde yer aldık. Şimdi bugünkü konumuz itibariyle tesis yönetiminin ne kadar değerli olduğunu TRFMA ile başlayan süreçte Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin fırtına gibi sektöre getirdiği nefesle toplum hissetmeye başladı. Televizyon programları olsun, diğer konular olsun. Ve gördüğünüz gibi milyar dolarlara hitap eden bir sektördeyiz. Bu sektörde dünya çapında rekabet yapmaya çalışıyoruz. Türkler her ne kadar sonradan da girseler, atalarından yadigar, soygenlerinde var olan özelliklerle bir şekilde yetişiyorlar ve hatta en mükemmel çalışmaları, projeleri de çıkartıyorlar. Biz de Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği olarak en son Türk Standartları Enstitüsü'nün TC-267 Levent Bey de bahsetti. Aynı komitesinde kendileriyle birlikte çalışmaktan onur duyuyoruz. Ve Türkiye'mizi bu alanda en iyi şekilde hangi alanda tesis yönetim standartları alanında temsil etmeye çalışıyoruz. Şimdi bu tesislerimizin standartlarıyla ilgili rakamsal ölçütler çok önemli. Ben de bir sunum yapmıştım ama çok şey değil. Yani çok önemli değil. Yani hızlı bir şekilde takdim edebilirim. Şimdi Levent Bey'in de söylediği gibi şu algıyı yerleştirmemiz lazım. Biz tesis yönetim dernekleri olarak Kentsel Tesis Yönetim Derneği de aynı. TRFMA da aynı. Sadece site yönetimine odaklanmayacağız. Çünkü bina ve stok bina ve tesis stoklarımız ve envanterimizi
Birlikte mütalaa etmek zorunda olduğumuzu zaten değerli bakanlık yetkililerinin yapmış olduğu sunumlardan görüyoruz. Şimdi biz sahadaki insanlarız. Mesela konumuz bugün merkezi bir efendime söyleyeyim ölçümleme. Değil mi? Biz merkezi konuya makro bir bakış açısı getiriyoruz şu anda benim konuşmamla birlikte. Şu anda bir örnek vereyim. Bursa'dan ve Bursa'dan iki tane eşlenik orta ölçekli otel temsilcimiz buradalar. Bir tanesi de kendisi teknik komite başkanımız. Her ikisi de çok değerli, çok yetişmiş, yüksek mühendis. Birisi elektrik elektronik, birisi de makine mühendisi. Bunların enerjiye yönelik yatırımlarında mal sahiplerinin bir farklı bakış açısı var. Hilton Oteli, Kojen ve Rüzgar Elektrik Santrali ile birlikte bir yatırım yapmış. Efendim söyleyeyim, Sheraton'da kendisine göre hem aktif hem pasif enerji yönetim tedbirleriyle bir çalışma yapmış. Her ikisini bir mukayese ettik biraz önce yemekte. Kendilerini sordum. Yani yaptıkları aktif yatırımla 2019 yılı itibariyle 3 milyon TL, 300 odalı bir otel, 3 milyon TL kazanç sağlamış. Şimdi inanın biz bir hesap gösterecektik, fark etmez. İnşallah çalıştaylarımız devam eder. Sabah bakanımız da, değerli bakanımız da söyledi, Bilim ve Teknoloji Bakanımız. Bakın diyor ki 111 milyar dolar inşaatta sadece hırdavata gidiyor. Ben de şimdi diyorum ki eğer biz o doktor beyin söylediği gibi yani hasta olduğumuzda bakım yapmasak da periyodik bakımlarımızı zamanında yapsak, kalibrasyonlarımızı zamanında yapsak, ilaçlarımızı zamanında alsak, bağışıklık sistemlerimizi doktorlara danışıp yükselsek, bu sektöre daha fazla önem versek. Ne olur biliyor musunuz? Bir hesap yaptık, basit bir hesapla. Otofinansman sistemi işler ve senelik 40 milyar dolar garanti koyarız sadece bakımda. Tasarrufu var, bakımı var, diğer hususlar var. Yani bizim biraz önce beyefendinin göstermiş olduğu da slaytlarda gördüğünüz enerji, binaların tükettiği enerji %50 itibariyle bütün tüketilen enerjiyi alıp götürüyor. Şimdi bizim benim şahsi inancım kainatta yaşayan her şey canlıdır. Binalar da canlı. Binalar da bakım istiyor, boya istiyor. Odalar olsun, hastane odaları olsun, AVM'ler, hastaneler, siteler. Bunu nasıl yapabiliriz diye düşündük. Şimdi bir salgının ortasındayız. Ama bana sorarsanız maskeleri çıkardığımız zaman yeni bir dünya düzenine uyanacağız gibime geliyor. Çok farklı. Dijital dönüşümün şu anda şiddetli bir dijital dönüşüm yaşadığımızın farkındayız değil mi? Hepimiz evlerimizden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca çalışanlarımızı korumaya çalışıyoruz. Bakın şu anda bir tane mesela üyemiz var. Ferdun Dönmez, Bursa Hilton Oteli. Elinde bir tane şey var. iPad var. Oteldeki rüzgar elektrik santrali kojen kombinasyonunda ve odaların işte ısı dereceleri. O şeyi yönetiyor. Burada. Doğru mudur? Yani evet. Ya yönetimin içine bir taraftan buraya gelmiş sağ olsun. Zamanını ayırmış. Bir taraftan da oteli remote olarak ve internet olduğu müddetçe sağlam bir şekilde onu sağlayabilir. Biz metro area network dedikleri, local area network, hatta individual area network, bireysel alan network'ünü şu anda kurmuş vaziyetteyiz. Rastgele de olsa. Şunu göreceğiz. Eğer gerçekten bu dijital dönüşümdeki yerimizi hızlı bir şekilde almazsak nispi olarak gerileyeceğiz. Türkiye'miz son 20 yılda inanılmaz muazzam ataklar yaptı birçok alanda. Teknik yönetim, tesis yönetimi ve tesis yönetiminin altında kuvvetli bir alan olarak teknik yönetim. Biz kendimizi nereye konuşlandırıyoruz? Bilmiyorum haksız mıyım ama sabah eski bakanımızın da söylediği gibi değerler yönetimi birinci sırada. Ben şahsen ona inancım sonsuz. Ondan sonra sağlık, ondan sonra hukuk, kusura bakmasın sonra teknik diyorum. Ve konuşmamı fazla uzatmadan bitiriyorum, sıkmak da istemiyorum. Burada doktorlar var, sunumlarımız var, 5 tane şeyimiz var, üyemiz var. Onlardan da kısaca söz edip
sözümü bitireceğim. Mesela hangi doktorlar var? Dışarıya çıktığınız zaman gördünüz. Borularınızın, binalardaki tesisatınızın ne halde geldiğini standlarda görebilirsiniz. Akyobion'da 5C şirketinin standında üyemiz ısı yalıtımının, su yalıtımının ne kadar gerekli olduğunu görebilirsiniz. Efendim, Vino'da birlikte sağ olsun Süleyman Bey o biraz sonra anlatacak. Koskoca bir okyanusa filo açtı. Biz de şey olarak, çarşıbaşı olarak yer almak üzere desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Yani tesis yönetim sektöründe dev bir projeyi anlatacak. Ona bırakıyorum bu sözleri. Dijital dönüşümü yaşatacak. Onun gibi sektörümüzde bir sürü yazılım firmaları olacak, doğacak. Bunları hep yaşayacağız. Bizim üzerinde vurguladığımız şey şu. Uluslararası Tesis Teknik Mühendisleri Derneği'nden bilgi alın, danışmanlık alın, birlikte çalışın ve sektörümüze disiplinli bir bakış açısı getirelim. Biz de bakanlığımıza da gideceğiz. Şu anda hala mesleğimiz tanımlı değil. Zaten bu tesis yönetimi için genel geçer bir şey. Yani bir doktor var, biz kendimize doktor diyoruz da mesleğimizi doktor olarak kimse görmüyor. Görmüyor. Yani aslında şöyle oluyor, bir Mercedes alıyorsun, kaç, 300 milyon mu diyorsun, ne kadar ödüyorsun? Söylemeyeyim. 5 bin liralık bakımı geliyor, yapmıyorsun gibi bir şey yani. Evet. Yani bu nasıl olacak? Bu bakış açısından sıyrılmamız şarttır. Yoksa salgınlar da bizi ezer, hasta bina sendromlarıyla karşı karşıya enerji kimlik belgesi çıkarırsın, harika enerji tasarrufu yapar ama bina hastadır. Bakımsızlıktan. Hiçbir şey yaramaz. Evet. Diyorum ve herkese saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Abdekin Bey, hoş geldiniz. Sözü hoş size bulduk. Doğru aldık. Buyurun, biraz hızlı ilerlersek. Çok hızlı mı? Evet. Peki. Sayın Hazirun'u selamlıyorum, başkanım. Başarılarınızın devamını diliyorum. Şimdi biz WETS Teknoloji kat istasyon üretici firmalarından bir tanesi. Ben uzun zaman tesisat taahhüdü yaptım. Bina taahhütleri, ısıtma, soğutma işleri yaptım. Yurt dışında ısı pompaları ve yanma teknolojisi üzerine eğitimler aldım. Şimdi biz uygulayıcı ve neticeyi alan firmalardan bir tanesi olduğumuz için dertliyiz. Dertlerimizin bazılarını sunumumuza yansıttık. Bakanlık nezdindeki değerli panelistler de buradayken bazı şeyleri beraber istişare etmek istiyoruz. Şimdi bu çalıştay çok değerli, katılımcılar çok değerli. Sabahtan beri bir sürü şey söyleniyor. Bu çalıştayın artık bu sektöre bir yön vermesi gerekir. Sektörü bir yerden alıp doğru bir yere götürmesi gerekir. Biz de bununla ilgili dedik ki insan bina 5.0 olsun. Bu çok önemli, değerli bir durum. Bakın o resimdeki bazı insanlar mutlu, bazıları mutsuz. Şimdi söylenen her şeyin özeti aslında burada. Yani enerjiniz yoksa enerjiyi parayla almak zorundasınız. Enerjiniz varsa paranız var. Dolayısıyla bizim yani bina teknolojisiyle ilgili kısmına gitmemiz gereken yer enerji tasarrufu. Herkes bunu söylüyor. Biz de bu böyle olmak zorunda. Yani neden bunları yapıyoruz? Neye gerek var bunlara dediğimiz yerde? Enerjimiz yok. Yani enerji fakir bir ülkeyiz. Evet son yıllarda duyduğumuz sevindirici haberler var ama bu gene de bizim israf etmemizi sağlamaz. Bundan dolayı enerjinin yönetimiyle ilgili bir tespit yapmamız gerekiyor. Yani dünya nereye gidiyor? Dünya trendleri nereye gidiyor? Ülkemizdeki durum nedir? Önceden neydi? Şimdi ne? Ve sonra neler olması gerekir? Çözümleri nelerdir? Bunları anlatmamız gerekiyor. Kısaca Endüstri 4.0 bu işin olmazsa olmazı. Alman Başbakanı Angela Merkel açıkladı bunu, biliyorsunuz ilk. İşte insanlık ilk önce buhardan geldi, sonra ilk seri üretim bandı yapıldı. Sonra NC dediğimiz sisteme geçildi. NC yani devreleri ilk daha otomasyona kullanıldığı sistemlerden bahsediyorum. Şimdi de artık Endüstri 4.0'dayız. Nesnelerin birbiriyle konuşmasından bahsediyoruz. Sayın panelist az önce çok güzel söyledi. Bir arkadaşımız oradan tabletten fabrikasındaki veya otelindeki klima santralinin ne yaptığını görebiliyor artık. Bu çok önemli. Bütün her şeyin oraya gitmesi gerekiyor.
Bir hedef daha söyleyelim. Bu da Toplum 5.0. 2017 SEBİT Fuarı'nda Japon Başbakanı açıkladı bunu. Endüstri 4.0 merkezini endüstri alıyor. Yani sanayicinin kullandığı bir dil bu. Biz insan tarafındayız bunun. İnsan ve bina tarafındayız. Dolayısıyla Toplum 5.0 dediklerinde Toplum 5.0 çok geniş bir konu tabii. Sosyopolitik, işte bir sürü konusu, dalları olan bir şey ama bina ile ilgili kısımda biz de Toplum 5.0 takip etmemiz lazım. Japonya çok yaşlı bir ülke, genç nüfusu eksiye giden bir ülke. Dolayısıyla Japonlar bu işi düşünmüş, taşımışlar. Ya biz insana odaklanmamız lazım, insanı ortaya almamız lazım deyip endüstri Toplum 5.0 diye bir hedef koydular. Bakın o fotoğrafta görüyorsunuz. Sağ tarafta robotta çalışıyor insanlar. Sonra evine geliyor. Evde arabasıyla iletişimi, evindeki iletişim sürekli var. Evindeki de bütün otomasyonu evinden yapabileceği, tabletten yapabileceği, istediği gibi kumanda edebileceği bir ortam yaratılmış. Burada enerji verimli, yani Toplum 5.0'ın bizimle alakalı kısmında enerji verimliliği, yaşam kalitesini ve konforu arttırmak, aynı zamanda en değerli şeyimiz zamandan tasarruf etmemizi sağlayacak bir durum. Ülkemizdeki durumla ilgili burada Sayın Bakanlığım mensupları buradayken en büyük dertlerimizden bir tanesi bizim. Konunun özlerinden bir tanesi. Kurum onaylı projelerle gerçekleşenler arasındaki fark. Bu bazen ticari kaygılardan olur, bazen taahhütçülerin eksikliğinden olur, bazen projelerin birbiriyle uyumlu olmamasından olur. Bu çok ciddi bir durum. Hemen bir örnek vereyim. Biz projesinde 2000 metrekare merkezi olan bir binanın, evet proje bu şekilde çizilip geliyor kurumdan ama enerji performansı yasasında 2000 metrekare olması gereken durum sağlanmış ama başka bir kanunu kullanarak, kat mülkiyeti kanunu kullanarak 42. maddesini bunu kombili uyguluyor firma. Bir sürü yolunu yordamını bir şekilde bulmuşlar. Bu çok önemli. Lütfen bunu bir şekilde bakanlıkta bir şey yap. Muzaffer Hocam sizin de bu konuda ilgili çalışmanız olacaktır. Önerimiz şuydu. Yapı kullanma izni alındıktan sonra madde 42'ye göre merkez sistemden bireysel sisteme geçilsin. Bunu Murat Bayram Bey'e hatta kullanılsın bir 5 yıl ya işte neyse. Veya zorunlu kılsın bir 5 yıl. 5 yıldan sonra geçiş mümkün olabilir. Şimdi az önceki sunumlarda da söylediniz. En az %30. Biz bunu %35'lerde, 40'larda olduğunu tespit ediyoruz. Yani %30 çok düşük bir rakam aslında. %35-40'ları bulduğunu görüyoruz aşağı yukarı kabaca. Dolayısıyla bu çok önemli. Bu konuda bir notumuz varsa çok iyi olur bakanlık nezdinde. Şöyle de bir durum var. Hani araya girmek gibi olmasın ama zaten kat irtifakı aşamasında yani müteahhitin tamamen binalar üzerindeki bütün maliklik üzerindeyken bu işi yapması zaten hukuka uygun değil. Bu konuda bakanlığın da görüş yazıları var. Bu işin yapılmasını uygun bulmuyoruz. Biz ilgili idarelere bu konuyla ilgili geçmişte yazılar da yazdık. Şöyle söyleyeyim Ömer Bey, mutlaka içtihatlar var bu konuyla ilgili. Fakat kanunun dilinde bir şey, bir kapalı bir yer var. Onu net olarak ortaya koyabilirsek, anlatabildim mi? Yani dönüp geri sarıp bu risklerle karşı karşıya kalınmaz. Evet, tabii o önemli ama açıkçası mevzuatı ne kadar değiştirirseniz değiştirin açık kapı arayan mutlaka arıyor. Mutlaka, şimdi mutlaka ben düz olarak baktığım zaman 42. madde orada kat irtifakı aşamasında işin kastedilmediğini anlıyorum ama maalesef tabii burada belediyelerin özellikle çünkü sonuçta bu ruhsat talebini uygun görecek kurum belediyedir. Belediyelerin bu konuya çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Aslında bu video sesli bir video ama ses şu anda çıkmıyor. Bu 1970'te İzocam tarafından yapılmış bir videodur. Biliyorsunuz yöneticilerimiz uyuyor mu diye bağıran bir şeydi. En üst kata çıkıp donduk kardeşim yak şu kazanı. En aşağı inip ya çok terledik kapat şu kazanı denilen bir durum vardı. 1970'lerde ve 80'lerde böyleydi. O zaman kombiler yoktu hayatımızda. Sonra kombiler geldi. Durumumuz buydu. 2020'deki Türkiye'de artık bunları konuşabiliyoruz. Şimdiki Türkiye'de artık aydınlatmayla, iklimlendirmeyle, güvenlikle, işte IoT ile ilgili bir sürü artık çözümlerimiz, uygulamalarımız var. Artık yavaş yavaş da oturuyor bunlar. Burada yine işte Toplum 5.0'ın
ihtiyaçlarını ve hedefleri de çerçevesinde devam ediyoruz. Akıllı bina teknolojileri insanlara zaman ve konfor kazandırıyor. Bu çok önemli bir durum. Burada çok bahsedilmeyen bir konu, bu çok önemli bir konu sevgili Hazırun. BİM dediğimiz bir yapı bileşenleri bilgi sistemi var. Yani BİM dediğimiz Built Information Model dediğimiz bir yapı, daha doğrusu bir yazılım portalı çeşitleri var. Bu çok önemli. Artık bildiğim kadarıyla İstanbul İstanbul Akom ve Devlet Demir Yolları artık BİM projesiyle proje kabul etmeye ve uygulamaya başladı. Çok büyük inşaat firmaları buna geçti. Mesela örnek verebilirim, Rönesans İnşaat. O koca koca şehir hastanelerini tüm tasarımdan en son pervaz ölçüsüne kadar BİM üzerinden takip ediyorlar. Şimdi bu çok önemli. BİM inşaat yapım aşamasında bir yazılım ve birikim, yani dijital bir portal aslında. Bunu yaparken, binayı yaparken insanlar bir sürü bilgi atıyorlar buraya. Bütün disiplinlerden geliyor bu. İşte mekanikçi atıyor, elektrikçi atıyor. Herkes bir çalışma yapıyor. Bir binanın bir ikizini oluşturuyoruz. Yani binayı tasarlıyoruz. Evet, şöyle yapalım bu binayı. Bu binayı yaptık. Ama bu binanın içerisindeki, az önce söyledi beyefendi, canlı gibi damarlarını da işliyoruz. Bütün disiplinler, mekanikçiler, elektrikçiler, işte tesisatçılar. Bunların hepsini dijital olarak işlediğimizde ortaya çok ciddi bir birikim çıkıyor. Çok ciddi bir bilgi çıkıyor. Şimdi binayı tasarladık, sonra yaptık. Yapım aşamasında da tüm süreçlerini takip ediyoruz. Yani yaptık, ondan sonra buradakinde çalışıldı, ne kadar metraj çıktı, işçiliği nedir, sözleşmesi nedir. Bunu da artık BİM üzerinden takip ediyoruz. Sonra binayı bitirdik, bize eyvallah gidiyoruz. Böyle bir şey yok. Oradaki bilgiyi artık onu yönetecek olanlara da devam bir şekilde aktarmamız gerekecek. Yani işte tesis yönetim evresi dediğimiz evre o kısım. Ondan sonra da bitmiyor. Tekrar binanın rönemesinde veya yıkılmasıyla ilgili gereken süreçte onlar da BİM üzerinden takip edebilecek pozisyonda olacak. Bunlar BİM şeyin IoT'nin alt dalları. Yani siz bir yazılım portalı üzerinden tüm bu sistemlerle işte aydınlatmayla, iklimlendirmeyle hepsiyle konuşabiliyorsunuz artık. Bu da küçük bir örnek. Alper, evde kimse yok. Evden ayrılış senaryosunu başlatayım mı? Evet, lütfen. Bakın bu çok kısa bir video ama insan arabaya bindi. Arabada diyor ki evde kimse yok. Ayrılış senaryosunu bahsedeyim mi? Bir kere kimse olmadığını tespit etti. Sonra bir senaryo yazılmış. Bu senaryoyu gerçekleştirmek istiyor. Senaryo ne? Işıkları kapattı, perdeleri kapattı, elektronik cihazları kapattı, ısıtmayı veya soğutmayı kapattı. Arabadan yaptı bunları. Bu çok tabii daha geniş bir video ama bizimle ilgili kısım bu kadar olduğu için aldım bunu. İleride bundan işte TOG'un bir şeyi bu çalışması. İleride bunları yaşayacağımızı görebiliyoruz. Evet, az önce yine burada da söylendi. Artık bizim böyle akıllı kolektörler kullanmamız gerekiyor. Mahal mahal ısıtmaya, mahal mahal kontrole geçmemiz gerekiyor. Evet, bu da artık çok kullanılmaya başlandı. Yerli ve yabancı artık cep telefonundan siz evinizdeki klimayı, ısıtmayı, soğutmayı rahatlıkla açabiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz ne olduğunu, kaç derece olduğunu. Hatta sağdaki evdeki nemi, hava kalitesini bile size söyleyebilen bir cihaz. Evet, ölçemezsin, yönetemezsin. Yani ölçmezsen yönetemezsin. Ölçmek zorundayız. Az önce söylendiği gibi. Bu da bütün her şey bu Q eşit MC delta T'den gelir. Einstein yaptı bu işleri. Bunları geçiyorum, bunlar zaten söylendi. Evet. Kalorimetreler. Kalorimetrelerin haberleşme çeşitlerinden bahsedelim. Enbas, radyo frekansı ve şimdilerde LoRa dediğimiz, yani long, uzun RF demek bu. Çok uzun mesafelerden okuma yapılabilen kalorimetrelerimiz var artık. Tabii artık tablet, cep telefonu falan bunlar da yazılımlarda zaten görüyorsunuz fuayede. Dünya kadar yazılım firması var. Çok ilerliyor. Çok da güzel bir şey bu. Bizim ön ödemeli, yani tahsilatla ilgili kısımlarda ön ödemeli smart kit dediğimiz bir sistem var. Bu eski kartlı ön ödemeli sistemler gibi değil. Kontür birim fiyatının her ay gelen faturaya göre hesaplandığı, ona göre düşüldüğü bir sistem bu. Bu da artık kullanılıyor. Evet, işin özü
Peygamber Efendimizin dediği gibi akan bir suda bile abdest alacak olsanız israf etmeyin. Sürçülisan ettiysek affola. Çok teşekkür ediyoruz. Hazırladığım sorular vardı bu konuyla ilgili ama evet. Zaman iyice açtık. Size bence çok çok teşekkür edelim, ediyorum. Hocam. Yani sabaha kadar devam edelim. Yani, bizim de az buçuk saat tecrübemiz evet, var. Evet, başkasının hakkına girmiyor. Yani bir kalibrasyon meselesi vardı, girmedik. Birçok var, hiç gerek yok. Hazırını daha fazla sıkmayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Söz Fatih'te. Teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Değerli konuşmacılara teşekkür ediyoruz.